Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasikül Soru Bankası 8. Fasikül gol Tespirli dersimize devam ediyoruz. E, gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet yukarıdaki şekilde BH uzunluğu 7 santimetre Gençler BH bakın burası. BC uzunluğu 10 santimetre. Ah yükseklik ve ak kenar ortayı olduğuna göre evet, hk kaç santimetredir diyor. Ak yani işte burada kenar ise bakın burada kim? Tc uzunluğuyla bk uzunluğu gençler birbirine eşit olacak. O halde ben hk uzunluğu bulabilmek için bakın buraya da 10 santimetre diyelim. O halde hk uzunluğu 10'dan 7'yi çıkartırız. Ve 3 santimetre olur gençler. Bakın bu hk uzunluğu ve 3 yanıtını gördüğünüz gibi bolu seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim gençler. ikinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen abc üçgeninde bc kenara ait yüksekliğin uzunluğu klm üçgeninde kl kenara ait yüksekliğin uzunluğundan kaç birim kısadır? Arkadaşlar öncelikle yükseklikleri çizelim. Bakın burada BC'nin yüksekliği evet, A köşesinden indiriyoruz. E, KL'nin yüksekliği de M'den aşağıya. Evet, ne yaptık? Bakın dışarıya uzantısını indirmiş olduk. Buradan gelse AB'nin yüksekliği 1, 2, 3 birim. Evet, KL'nin yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5 birim. Madde aradaki fark 5 eksi 3'ten 2 birim olur diyoruz ve 2 birim yanıtını Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıdaki eş birim kareler üzerine çizilmiş ABC üçgeni verilmiştir. Buna göre ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Yani BC'nin yüksekliği için A'dan aşağıya dik indiriyoruz. Bizden bu doğru parçasının uzunluğunu istiyor. 0 2 3 4 5 birim olduğunu görüyorum ve 5 yanıtını evet bonus seçeneğinde işaretliyorum. Evet 4. soruyla devam edelim. Yukarıdaki birim kareleri ayrılmış zemin üzerinde verilen ABC üçgeninde AC kenarına ait kenar ortaya hangi noktadan geçer diyor. Ya şimdi öncelikle AC'nin uzunluğuna bakarsak 1 2 3 4 5 6 birim. O halde altının yarısı gençler 3'tür. Bakın buradan B ile M'yi birleştirmemiz gerekir diyoruz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit olur. evet, sorumuzun yanıtı da C han seçeneği olur diyelim. Evet 4. 5. sorumuzda bir ABC üçgeninde AB, kenara kenarı BC kenarı üzeri gelecek şekilde katlanıp tekrar açılıyor. Buna göre Oluşan katlama çizgisi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şöyle bir üçgenimizi modelleyelim. şuradan gençler bakın. A, B, C üçgen dedik. sevgili gençler AB kenarını BC kenarı üzerine katlayacağız. Yani AB'yi bakın BC üzerine katladığımızı düşünelim. Yani ben bunu katladığım zaman böyle gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kenar eğer kenar üzerine katlanırsa açı ortaya oluşur diyoruz. Peki arkadaşlar hangi e, kenar açı ortaya olacak? AB kenar BC kenar üzerine gençler. Özür dilerim şurayı yanlış söyledik. AB BC'ye katlanacak. Yani bu AB BC üzerine gelecek diyoruz. Buraya gelmiş olacak. Gençler o halde bakın buradaki ortak harfimiz gördüğünüz gibi B olduğu için B açısına ait açı ortaydır gençler. Evet, cevabımız B açısına ait açı ortay. Gördüğünüz gibi denizi seçeneği doğru cevap olur deriz. Yukarıdaki birim kareleri ayrılmış zemin üzerinde verilen ABC üçgeninde BC kenara ait yükseklik kaç birimdir demiş. Gençler buradan Şöyle doğru parçasını alacağım. BC'nin yüksekliği için A'dan dik doğru indiriyorum. Bakın şöyle uzantısına dik doğru parçası indirdim. Bunun uzunluğu gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimdir ve 6 yanıtı Cihan seçeneğinde doğru cevaptır diyoruz. Evet, 7. sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki üçgende LM kenar üzerinde ayrılan parçaların uzunlukları verilmiştir. KL uzunluğu KM uzunluğuna eşitmiş gençler. Yani bu ikiz kenar bir üçgendir. LKM açısının açı ortaya hangisidir diyor. Gençler ikiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. Aynı zamanda kenar ortaydı. Bakın burada gençler şöyle 6 6 ayırırsam buradan C'deki doğru parçası gençler evet kenar ortay olur. Aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortay olur diyoruz. Bakın buradan bunlar birbirine eşit işte olur. O halde Kc doğru parçası evet, sorumuzun yanıtıdır. Bu da C seçeneğinde doğru yanıttır diyelim. 8. Evet, soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik ile DEF üçgeninde EF kenarına ait kenar ortayın uzunlukları toplamını istiyor. Gerçekten karenin bir kenarı 2 cm o olduğunu unutmayalım. O BC'nin yüksekliği için A'dan dik doğru indireceğiz. Bakın burası BC'nin yüksekliği. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 2'den gençler bu 10 santimetre. Evet. EF'nin kenar ortaya bakın gençler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu iki kenar birbirine eşittir. Evet. EF kenarı ait kenar ortaya uzunlukları gençler. 1, 2, 3, 4. O halde burası da 8 santimetre. Bizden bu ikisinin ise istedi. 10 artı 8'den 18 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve denizi seçeneğini işaretliyoruz. Evet, 9. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki kareli zeminde Arda Basri ve Cem'in evlerin birbirine göre konumunu gösteren kroki verilmiştir. BC kenarına ait kenar ve yüksekliğin BC kenarını kestiği noktaları da sırasıyla okul ve çocuk parkı vardır. Okul ve çocuk parkı arası 400 metre olduğuna göre Basri ile Cem'in evleri arası kaç kilometredir demiş. Gerçekten öncelikle şöyle yüksekliği çizelim. A'dan yüksekliği indirdim. Peki gençler, bir de kenar ortaya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O halde 5 5 olacak. 1 2 3 4 5. Bakın kenar ortadaydı burası. Evet gençler, bakın bu 2 nokta arasındaki uzaklığın 400 metre olduğunu söylüyor. Gençler, i̇şte iki tane kare olduğu için 400'ü 2'ye bölersem 1 kare gençler. 200 metredir. Bir karenin bir kenarı 200 metre. Peki şimdi gerçekten toplamda 10 tane kenarımız vardı. O halde BC kenarının uzunluğu 10 çarpı 200'den 2000 metre yapar. Bunu da kilometreye çevirirsek 2 kilometre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz ve 2 kilometre yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet 10. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki şekillerde sırasıyla aşağıdaki 3 adım yapılmıştır. Buna göre AP doğru doğrusu için ne söylenebilir diyor. Gençler bakın burada A ile D'yi önceki pergenimiz ne yapıyor gençler? Bir yay çiziliyor. Daha sonra bu yay D'den ve E'den gençler ayrı ayrı uygulanıyor. Burada P noktası belirleniyor. Çakıştıkları noktalar. Gençler buradaki amacımız A noktasının A köşesinin açı ortayıdır. A köşesinin açı ortayıdır. Ve buradan da gördüğünüz gibi A seçeneği de doğru yanıt olur deriz. Evet, 11. sorumuzda Karele zeminde verilen ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik ile AB kenarına ait kenar ortayın AB'yi kestiği noktalar arası kaç birimdir diyor. Yani önceki şu yüksekliğimiz. E buradan da kenar ortaya bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, Gençler, ikisinin yarısı tam ortası. Evet, AB'nin kenar ortayı burası. Bu ikisi birbirine eşit. Yükseklikte gençler burası. Peki, şimdi ne istiyor gençler? Bu ikisinin, evet bakın, yükseklikle, evet, kenar ortayın AB'yi kestiği nokta arasındaki mesafe istiyor. Gençler, her bir e, karenin kenarı bir birim. Şöyle baktığımız zaman, bir, şöyle, bir, iki, 3, 4, 4,5 gençler. Burası yarım arkadaşlar. 1 bölü 2. O halde 4,5 olacak sorumuzun yanıtı. Verilenlere baktığımız zaman 9 bölü 2. 4,5'a eşittir diyoruz. Ve 9 bölü 2 yanıtını bolu seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, yukarıdaki, yukarıda verilen ABC üçgeninde B köşesinden AC'ye çizilen doğru parçası ile B köşesinden Evet AC'ye çizilen doğru parçasıyla B, B açısı iki eş parçaya ayrılmak isteniyor. Buna göre çizilen doğru parçası AC kenarı hangi noktada keser diye soruyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle şuradaki açıyı bulmak istiyorum. A ve C'nin toplamı 70 artı 40'tan 110 derece. E, buradaki açıları bulalım gençler. Şuraya x dediğimi düşünürsem. x artı 15 artı 15 artı 2 tane de 10 var. 110'u gençler 180'den çıkartırsam bu B açısının tamamı gençler. B açısının 70 derece olması gerekiyor. Yani bu x artı 15, 15 ve on, onların toplamı 70 derece. Buradan x artı 15, 15, 30, 40, 50. Buradan da x'in değeri 20 derecedir. Burası 20 derece. Şimdi gençler o halde b açısının tamamı 70 dedik. Ne olması gerekiyor gençler? 70'i 2'ye bölersek 35'er derece olacak. Evet açı ortaydır. Peki gençler. E, 35 derece olması için bakın 10, 25, 35. Bakın şuradan çizdiğim. BL doğru parçası açı olur gençler. O halde BL içinde gördüğünüz gibi Evet B L ile birleşmesi gerekir diyoruz. Ve bolu seçeneğini işaretliyoruz. Evet 13. sorumuzda şekil 1'deki ABC üçgeninde AB 15 cm 15 birim. AC 20 birim. Ve AH 12 birimdir. Şekil 1'de ABC üçgeni AH yüksekliği boyunca katlanırsa B noktası ile A noktası çakışmaktadır. Burada B ile E noktası çakışmaktadır. Evet gençler. Yani bakın şu halde gençler. Burası 9'du. O halde buraya da 9 diyeceğiz. E, e de 9 olacak gençler. Çünkü bu kenar buraya eşit gençler. Şekil 2'deki E, yani X'in değerini istiyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle e, buradaki B, C tamamını bulmamız gerekiyor. Şimdi gençler aslında Pisagor bağıntısı bilmiş olsaydık biz burada ne yapabilirdim? Pisagor bağıntısından B, C söyleyebilirdik. Ama artık arkadaşlar burada BC'yi bilmediğim için şimdiden buraya X dediğimi düşünüyorum. Şimdi bu, e, dik üçgende gençler alandan bu X'in değerini elde etmeye çalışacağız. X demeyelim arkadaşlar X karışır. Şuraya A dedim düşüneyim. Evet, dik üçgenin dik kenarları 15 ve 20 gençler. O halde alanı bulmak için 15 ile 20'yi çarpıyorum ve 2'ye bölersem alanı elde ederim. Ya e, aynı şekilde gençler. Bakın A ile A'nın yüksekliği 12'dir. A çarpı 12. Bu da bölü 2'den gençler. yine alana eşit olur. Buradan bölü 2'leri yok edersek 15 ile 20'yi çarparsam 300 eşittir A çarpı 12. Buradan A'nın değeri için her iki tarafı 12'ye bölersem A buradan gençler 25 santimetredir. Peki arkadaşlar. Şimdi x'i bulabilmek için şekil 2'deki bakın 9 9 daha 18 yapar. Zaten buraya 25 birim demiş gençler. Pardon. E buradan hiç gerek kalmamıştı aslında. O halde x'i bulmak için 25'ten 18'i çıkartırız ve x'in değeri 7 santimetredir deriz. Evet gençler burada 25'i vermeseydi alandan bu şekilde bulacağımızı göstermiş olduk gençler. Evet 14. sorumuzda şekildeki ABC üçgeninde BAH HAC eşittir. Gençler yani işte zaten aç ortayı göstermiş. AH yüksekliktir. Buna göre ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Gençler bir doğru parçası yani AH hem açı ortay hem kenar yükseklikse aynı zamanda kenar ortaydır. O halde gençler bu üçgen kesinlikle ikiz kenar üçgendir diyoruz kesinlikle diyeceğimiz ikiz kenardır. Gerçi eş kenar da olabilir ama diğer kenarlar ilgili bilgiyi bilmediğim için eş kenarı kesindir diyemem. Ama ikiz kenar üçgendir deriz. Ve gördüğünüz gibi A seçeneğini işaretleriz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.